PKK bütün dünyanın Türkiye'yi bitirmek için buldukları bir formüldür. Türkiye'ye karşı Türk unsuru içinde diyor zaten. Türklerin içinden demiyor, Türk unsuru. Yani Türkiye dediğiniz, yani bu Anadolu insanı demektir. Yoksa Türk demek değil o, Türk unsuru. Yani şu Anadolu'da yaşayanlara Türk denemiyor mu? Yani unsurdur yani. Unsurda mütecanist olmaz. Tek seviyelik olmaz yani. Unsur karşın demektir. Orada bir şık bir şıkın kuvvetini götürdü. Devleti bütün dünya devletlerinin desteklediği, hususan NATO'nun ve Amerika'nın desteklediği, Alman'ın, İngiliz'in desteklediği PKK Türkiye'yi bitirdi. Kara göründü. Türkiye Başbakanı'nın sözü bu. Siz belki o günler çok fazla yaşamadınız. Ama yaşlılar bilir bu işi. Başbakan alenen konuşuyor. Kara göründü diyor. Devlet bitti. Bu vaziyete geldi yani Türkiye. Bu vaziyete gelmişti. Fakat bir ceviz dengeyi bozdu Allah'ın izniyle. Bir ceviz dengeyi bozdu. Acaba o ceviz azmedi olmasın? 28 Şubat hadisesi dengeyi bozdu. 28 Şubat kurulu düzenli dilinden salladı, sarstı. Bunu tarihler yazacak. Bugünkü insan bu işin helvelesi içerisinde, bilmez mi? Bir Elazığ'da bizim Paşa kardeş var. Orada beraber oturuyoruz. Dedi ki, Azimendi olmasa bugün AK Parti, AK Parti diye bir şey de yoktu. Siyaseti düşünenlerden bir tek o adam bir şey anlamış. İşte. Bir tek. O paşa var ya, paşayı biliyorsunuz. Evet. Ha. Bir tek o adam anlamış. Aynen bana öyle dedi. Eğer Azimendi olmasaydı ne AK Parti vardı, ne bugünler vardı. Ceviz dengeyi bozdu. Devletle PKK'nın dengesini devlet tarafına ağırlık koydu Azimendi. Ceviz belki bir fındık bile değildi. Dengeyi bozdu. Allah'ın izniyle AK Parti fışkırdı ve bugünkü duruma geldik. Bu işin bugünkü siyasete tatbiki budur. Bu gibi işler de başıma çok da gelmiş. Yine de geldiği zaman söylemeden duramıyorum. Daha ortada hiçbir şey yokken ben bir hikaye anlattım. Onu kitaba da yazmışım zannediyorum. Usul programda var. Hani bir eşkıya gelir, köyün güzel kızını dağa kaldırır. Onu bir direğe bağlar. Ondan sonra orada keyif, zevk yapmışlar. Demlenmeye bakıyorlar. Aşağıdan kız bir kurtuluş çaresi arar. Hiçbir imdat tarafı yoktur. Aşağıdan güzel, nurani yüzlü, pirifani, mübarek bir adam çıka gelir. Kız ümitlenir. İnşallah bu adam beni kurtarır der. Adam gelir, bakar böyle, neşeniz bol olsun erenler der. Allah Allah, şaşıyorum sizin aklınıza demiş ya. Yani önce içki mi, şu güzel kız mı? Nasıl bir tercihte bulunmuşsunuz siz? Eşkıya başı diyor ki ya hey erenler diyor, eyvallahımız var, bir salağın tekiyiz, gösterdiğin şekilde hareket edelim. Kıza teveccüh ediyorlar, kızı alıp eğlence çıkaracaklar. O anda bir yangın çadırlarda başlıyor. Atlar pişliyor, her taraf birbirine karışıyor, fırtına, toz, duman. Bu şeyden, hengemeden istifade kızcağız kollarını kurtarıyor şeyden ve kaçıyor. Köye yakına kadar kaçıyor. Garip bir hadise, kadın kızcağız köye yaklaştığı sırada, köy bahçelerine girdiği sırada bakıyor o pirifani önünden karşıdan geliyor. Tabii fark edemiyor bu nasıl geldi, biliyor musun? Düşünemiyor o hengemeden.
Gel 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 diyor, sakalabilen Nedime'ne gel. Sen diyor, ben senden bir ümit bekliyordum. Beni kurtaracaktın diye Allah'tan yalvardım yalvardım, seni gönderdi. Sen de böyle yaptın değil mi? Gel kızım gel diyor, gel. Ben sana işin aslını anlatayım. Ben oraya geldim, baktım. Zadav-ı ilahi topu bir ateş gibi, ateş topu çadırına hemen yaklaş böyle tepede duruyor. O ateşi düşürmek lazımdı oraya. Onun için onlara bir hamle daha yaptırmak lazımdı. Ben o hamleyi yaptırdım ki o ateş o çadıra düşer. Yoksa o dağın başında yangın nasıl oldu demiş. Öyle deyince kızın aklı başına gelmiş. Bu hikayeyi anlattım, aynısı başımıza geldi. Aynısı. Demek ki desteksiz atıyoruz, Allah başımıza veriyor. Ondan sonra hikayeyi anlatmayacağım daha. Böyle kritik hikayeler bir daha anlatmayacağım diyorum ama yeri geldi mi diye ağaç kalkan kuşunu biliyorsunuz. Sabahtan akşama kadar ağaçlar tak 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 parçalıyor. Geceden sabaha kadar da ağlıyor. Ey ilahi Rabbim, ben bu ağaçlardan ne istiyorum Allah'ım? Ben bu ağaçları mahvettim. Bunları tarumar ettim. Sen benim kusurumu affet, bana merhamet et. Beni bu işten vazgeçir. Sabahleyin nasıl ki güneş doğdu, gözleri gördün. Şu ağaca da gideyim diyor. Aynı şey devam ediyor. Bizim de aynı. Allah afil afil etimizde feyrede neticeyi kelam. İlla bil Fatiha.